Şimdi efendim kumandadaki arkadaş da bugün benim moralimi bozuyor. Demek ki saat böyle ilerlemiş olunca onun da efendim mesai dışı gelmekten dolayı rahatsız arkadaşımız. Onun yansımalarını bize yapıyor, yapmaması gerekiyor. Çünkü biz burada bu moralle bu işi yapıyoruz. Bizim moralimizi bozmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu belki bu profesyonelliğe yakışmadı ama söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi bu arada Ender'cim tabii Erzurum'da biz öyle Kars'tan durup Mars'a, o da yeni çıktı, bu da benim yeni sloganım. Kars'tan durup Mars'a yorum yapan adamlar değiliz. Ankara'daki Erzurum günlerine gittik Erdef'in düzenlediği. Orada birçok skandalla karşılaştık. Gerçi biz artık skandallara da alıştık. Camiyle sevişen bina, buna hiçbir şey yapmayan belediye, sesini çıkarmayan büyükşehir. Ha şunu söyleyeyim, hemen Mehmet Emin Öz'e de ilk kişi olarak bunu ben bir vereyim. İl başkanı olarak geldiniz, il yönetimini açıklar açıklamaz şu minareyle sevişen binanın şehrin süliyetine tecavüz eden şu konuyu bir Yakutiye Belediyesi'ne ya da bir eski amirin, eski belediye başkanın, büyükşehir belediye başkanın Mehmet Sekmen'e şunu bir bakayım ki sorma cesareti gösterecek misin? İl başkanı biliyorsun bu şehirde il başkanı başbakanı temsil ediyor. Çok önemli bir makam bu. Yani bir il başkanının temsil ettiği bir şehirdeki makam milletvekilleri 550 kişide bir kişi. Ha. İl başkanı 81 kişide bir kişi ve başbakanı temsil ediyor. Yani AK Parti genel başkanını dolayısıyla başbakanı temsil ediyor. Neyse bu rezalete de Mehmet Emin Öz'den biz çözüm istiyoruz. Hemen ne yapsın Mehmet Emin Öz? Camiyi mi yıksın? Camiyi mi yıksın? Baksın düşünsün. Efendim. Yani burada cami mi yıkılsın, ev mi yıkılsın? Evi yapan diyor ki ben paramı verdim belediyedeki birkaç kişiye gerekli işte ne gerekliyse yani makbuzsuz, evraksız, rüşvet mi sayarsın ne sayarsın ben paramı verdim yaptırdım diyor müteahhit. Camide yılların camisi. Şimdi Cemil burada bir resim çektik, bir fotoğraf çektik. O kadar enteresan bir şey var ki belediye belediyecilikten çıkmış durumda ya yemin ediyorum. Camide bir sundurma yapmış. Sundurma yapmış. Camide araya bir sundurma yapmış. O da kaçacak. Yani hoca oradan vursa yanında da gidiyecek. Buyur diyecek hoca. İşte şunu söyleyeyim. İmar adına yaşanmış bir rezalet var orada. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. Müteahhit, yükleyici, müteahhit para verdiğini söylüyor. Ben paramı verdim, işimi yaptım diyor. Ne parası caminin, bir dakika kardeşim, caminin imamı mezini de yahu biz de sundurma yapmışız, bizimkisi de kaçak, dur biz de sesimizi çıkarmayalım diyor. Efendim, Yakutiye Belediye Başkanı bununla ilgili bir açıklama yapamıyor. Şimdi onun için biz buraya, bu burada yine dursun, durmaya devam edecek ama AK Parti'nin çiçeği burnunda İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün ilk Ali Korkut'a bu konuyu sormasını ben istiyorum. Milletvekillerimize sorduk, onlar sormuş cevap alamamışlar. Bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Otoriter bir belediye. Kimseyi takmayan, sallamayan, dinlemeyen, hesap vermeyen, cevap vermeyen bir belediye anlayışı oluşmuş Erzurum'da. Yok böyle bir şey kardeşim. Bununla ilgili de bir çözüm bekliyoruz. Şimdi gelelim Erdef konusuna. Onunla ilgili senin söyleyeceğin herhalde bir sürü şey var. Şimdi Cem Bey, Erdef geçtiğimiz hafta Ankara'nın Erzurum günleri yaptı. Bunu da kendisine festival yaptım diye bir havayla, bir edayla dolaşıyor. Halbuki öyle değil. Ankara'daki Erzurum günleri bir rezaletti. Bakın rezaletin kokuları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Rezaletin en başta çıkan kokusu AKM'nin yani Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeki o çadır alanı bir kişiye Erdek kiraya veriyor. Diyor ki burayı ben sana verdim. Sen ne yaparsan yap. Kaç liraya kiraya standı verirsen ver. Firma ne yapıyor? 310 bin liraya burayı ben sizden kiraladım diyor. Ödemeyi yapıyor mu? 250 bin lira nakit olmak şartıyla. 53 bin liralık da bir çekle. 7 lira eksik kaldı. Onu da alamazsın. Almasın. 250 bin lira nakit, 53 bin liralık çek alarak bu çadır bölümünü kiraya veriyor. Burada garip bir şey yok canım diye. Bütün festivaller, bütün şehirlerin günleri böyle yapılıyor. Burada enteresanlar şu.
Erzurum'dan gelen esnafa standın metrekaresi 200 liradan veriliyor. Ankara esnafına, yani Ankara'daki mevcut esnafa 100 liradan veriliyor. Binlere Erzurum cezalandırılıyor. Erzurum'dan adam kalkacak, malzemesini, elindeki sıcaklığını bırakacak, buradan Ankara'ya gidecek. Eleman götürecek. Eleman götürecek, malzeme götürecek. Ve standın metrekaresini 200 liradan alacak. Olacak. Ankara'daki de evinden kalkacak, canı istediği saat duraya gelecek, standın metrekaresini 100 liradan verecek. Şimdi burada üzülmüyorum aslında, burada çok enteresan bir şey ortaya çıkmış ama sonuçta. En son gün paralar toplanırken Erzurum esnaf bu olaya uyanmış. Evet, son Ankara'yı 100'e tutuyor, biz niye 200'e tutuyoruz demiş. 100 liradan parasını veren Erzurum'a atlamış gelmiş. Peki kiralayan toplayamamış o parayı. Bir rezalet. Bir mağdur da oradan öyle çıkmış. Bir mağdur da oradan öyle çıkmış. Yani Erzurum'dan gelen gidenler mağdur. Kiralayan adam o da mağdur. Şimdi olay nereye taşınıyor? Burayı kiralayan adam Erdef'i mahkemeye veriyor. Bakın Erdef bu işi bir daha yapmasın. Rezillikler diz boyu. Evet. Habire çıkıyor, rezillikler artıyor. Peki 310 liraya buraya kiraya verdiniz. 300 lira diyelim, cemiyeti değil mi? 7 lirası eksik. Peki 300 lira buradan aldınız. Bir de AKM'nin beton binasının içerisinde kira verdiğiniz ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyesine, Atatürk Üniversitesi'ne verdiğiniz yerler vardı. 270 lira da buradan aldığını söyleniyor. Yani 570 lira Erdef'in kasasına giriyor. Öyle ya da böyle. Bu para nerede mi diyeceğim? Bu para nerede ya? Ha Erdef diyecek sana ne kardeşim, ben burada bir etkinlik yaptım, para kazandım. İsmi Erzurum'sa saraya giremez. Bunu Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu'na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e eğer ki ismi Erzurum'sa hesap vereceksiniz. Kamuoyu sizin orada Erzurum adı altında yaptığınız ticareti, kazandığınız parayı bilecek. 570 lira. Nerede? Ha şimdi diyeceksiniz ki Sayın Feridun Önal Bey, siz kendinizi tanıtamamıştınız önce. Siz bir kere önce kendinizi tanıtın. Siz kimsiniz? Sizin Erzurum'un neresinde? Siz Erzurum'un neresinde varsınız? Tamam, Erdem'in başkanısınız. Ama siz kendinizi tanıtamamışsınız. Kalkmışsınız Erzurum'u tanıtmaya. Tokatlı cağ kebapçı. Urfalı kadayıf dolmacı. Erzurum böyle mi tanıtacaksınız? Rezalet! Ankara'daki Erzurum günleri fiyasko. Rezalet, yarın mahkeme köşelerinde sürüneceksiniz. Biz de resimlerinizi çekeceğiz. Diyeceğiz ki Erzurum'un parasını yerken, Erzurum üzerinden ticaret yapmaya çalışırken işte böyle mahkeme koridorlarında dolaştınız. Erzurum'u rezil etmeye sizin hakkınız var ya. Size bu hakkı kim veriyor? Yani esmer kaza soyunuzda ve soyunuzda Erzurum yazıyor diye Erzurum ismini böyle fütursuzca kullanma hakkını size kim veriyor? 570 bin lira nerede? Eski parayla 570 milyar. Nereye bu 570 milyar? Nereye harcadınız? Hangi kasanıza soktunuz bu parayı? Bu parayı kasaya koyarken Erzurum'da evinde odunu kömürü olmayan insanın kimliğindeki Erzurum yazısını size kullanma hakkını kim veriyor? Bu paranın hesabını kuruşu kuruşuna Erzurum halkıyla paylaşacaksınız. Erzurum halkını anlatacaksınız. Erdem 570 bin lira para kazanmıştır. 170 bin lira masrafı vardır. Kasamızda 400 bin lira vardır. Bu parayı Ankara'da eğitim öğretim gören öğrencilere burs verdik. Bu parayı Ankara'daki Erzurum hemşehrilerimize fakir fukaraya dağıttık. Bu parayı Erzurum'a gönderdik. Bu parayı il başkanına verdik. Bu parayı belediye başkanına verdik. Kime verdiyseniz bu parayı vereceksiniz. Erdem, Sayın Başkan Feridun Önal Beyefendi, ben sizi tanımıyorum. Sizi Erzurum'u hiç kimse tanımıyor. Siz Erzurum'un hiçbir şeyi değilsiniz. Erzurum'u bu şekilde, bu denli kirli kavgalara, bu denli mahkeme köşelerine, böyle akçeli işlere bulaştırmaya hakkınız yok. Şimdi muazzam bir Erdef'in yapmış olduğu etkinlikle ilgili söylüyorum. Muazzam bir öngörüsüzlük var. Müthiş bir gaflet çıkıyor ortaya. Çünkü işte mahkemeye gidiyorlar bilmem ne. Rezalette bir hayal kırıklığı var. İşletmeci açısından var. Erzurum'dan gidenler açısından var, gidip geri dönenler açısından var. Yapılan tanıtımın ne derece etkili olduğu kasaya giren parayla değil, ne kadar insanın Erzurum etkinliği
üzerinden Erzurum'un kültürüyle, sanatıyla, Erzurum değerleriyle ne derece tanıştığı, ne derece faydalandığını bir konuşmak gerekiyor. Şimdi ismi Ferit Ünal Bey, kendini tanıtmaktan aciz olan bir insanın bir şehri tanıtmaya soyunması kadar, bak tekrar söylüyorum, kendini tümden tanımıyorum. Yani veya şöyle diyeyim, kendini tanıtmaktan aciz, çağırdığı misafire hoş geldin demeyi bilmeyen, çağırdığı misafire hakaret edildiği zaman onun haklarını savunma eğiliminde, bilgisinde, birikiminde, kültüründe, bilincinde olmayan bir Erdef başkanının Erzurum'u ne derece tanıttığı konusunu çok da fazla konuşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. İsmini buradan her zikrettikçe bence onun için bir reklam olur ama Erdef'in Erzurum günleriyle ilgili bilgisi, birikimi, belgesi olanlar da istirham ediyorum, biz de paylaşsınlar. Mesela şimdi Büyükşehir Belediyesi Paranöken'le ilgili, Paranöken Kayak Merkezi ile ilgili çeşitli yerlerde Ejder 2200 adı altında Paranöken adını da geri plana düşürüyor ama sonuçta böyle bir kampanya yapıyor. Amaç demiyorum Hocam Bey, Ejder biliyorsunuz bizim. Neden sen selamı kesin? Bizim Paranöken. Biliyoruz biz Ejder'in isim oradan geliyor ve 3200 adı oldu. Hayır sen selamı kesin bizim kardeşim. Ya Selami Bey'le anlatıyor musun? Hayır sen Selami Bey'in adına niye anlatıyorsun? Dur ben başka bir şey söyleyecektim. Bak şimdi kafamı yine karmakarışık ettin. Bak Ankara'dan gelmişim Ender, yapma bana bunu. Şimdi şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi bir tanıtım sonuçta yapıyor. Tabii bu bir gayrettir ama bu bir bütçedir sonuçta. Bu bir emektir. Şunu söyleyeyim, işte Bursa'da, Konya'da, neyse Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da, Antalya'da her neyse ilgi sayısını birebir bilgi vermek zorunda değiliz. Ama şimdi mesela İstanbul'da bir tanıtım yaptığını Taksim Meydanı'nda. Taksim Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Erzurum'un en önemli değerlerinden birisi olan, kış turizminin göz bebeği olan, o olmazsa kış turizmi olmayacak, Palandöken'in ya da Selami Keskin'in ifadesiyle, onun buluşuyla, onun avukatı Ender Güncü'nün de onaylaması ve ifadesiyle Ejder 3200'ün tanıtımını yaparken Taksim'de, Bursa'da yaparken de pek görmedim ama Taksim'de yaparken şimdi bir dostumuz aradı. Efendim hiçbir dernek, vakıf, hiç kimse yok. Bir büyükşehir belediyesi tek başına orada kalınca efendim Erbil'den başkanı Recai Acar durumdan vazife çıkarmak demeyeyim, bir Erzurumluluk bilinciyle, bir Erzurumculuk sevgisi ve şefkatiyle orada apar topar götürüp bir kadayıf torması icat edip Erzurum kültürünü de bir yandan yansıtmak ve bir yandan da Erzurum'un tanıtımını yapmak üzere bir etkinlik düzenledi. Ben Facebook'tan gördüm. Çok güzel, çok önemli bir tanıtım. Ama şunu söyleyeyim, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir öngörüsüzlük, böyle bir plansız hareket etmesini de Selami Keskin'e şikayet ediyorum. Sadece Ejder 3200 yazmayla bununla ilgili değişik illerde avukatı da burada olduğu için değişik illerde... Bir dakika Ejder'cim, bir dakika susar mısın? Hadi dur bir konuşayım kardeşim. Aa lütfen ya. Ejder 3200 ile ilgili tanıtım yapmak çok güzel. Ben bunların hepsine saygı duyuyorum ama bu işte organize yapılması gereken bir iş yani. Erbil'lerin sadece orada olması, acaba diğer dernekler ve vakıflar İstanbul'da sayısı 200'ü bulan dernekler ve vakıflar oraya davet edildiler de mi, gitmediler? Yoksa hiçbiri davet edilmedi mi? Böyle bir organizesizlik mi var şeklinde bir soru soruyorum ben. Erbil'den başkanı Recai Acar'ı da hiç kimse beğenmez. İstanbul'da hangi derneğe vakıfa sorarsan hep Recai Acar'ı eleştirirler ama işte orada gitmek, orada bulunmak, Erzurum'la ilgili bir şeyler yapma konusunda mükemmel bir gayreti var. Ha şunu da söyleyeyim, İstanbul'daki dernek ve vakıflar ne zaman bu Recai Acar'ın siz kıymetini bileceksiniz, onu da ben henüz bilmiyorum. Şimdi buradan hareketle yapmış olduğumuz her tanıtımı organize yapmamız gerekiyor. Yani Dünya Kayak Merkezi gibi bir çıkış yaparak Taksim'de tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin orada olmasının, anladın mı, çok iddialı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için Selami Keskin bu
bu işi yaparken bir lütfetseydi de bir de bize sorsaydı kardeşim. Ne olurdu ki? Erzurum bir şey. Ama şimdi bak işte bu avukat çıkışı. Mahkemelerde bu çıkış oluyor. Ama hakim bey diyor avukat. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'in düştüğü hataya düşmedi. Bunun bir kere altını hissetti. Nasıl düşmedi? Ama 2011 yılında Erzurum'da yapılan üniversitede kış olimpiyatlarında Palandöke Dağı'nın tanıtımını Erzurum'da yaptık Cem Bey. Bakın Erzurum'daki bütün billboardlarda Palandöke vardı. Erzurum'daki bütün sokaklarda işte 2011 tanıtılıyordu. Ya bu Palandöke'ni Erzurum'da yaşayan herkes zaten biliyor işte şurada. Anladım tamam. Bu seçim bak, şey güzel başlayan. Ama eksik yapmamak gerekiyor. Şimdi eksik ama yavaş ama bak. Eksikliğe geliyorum. Büyükşehir Belediyesi 2011'deki olimpiyatlar öncesi yapılan eksik reklamı 2017 Eyüp öncesi geçen yıl da yapmıştı aynı etkinliği. Yine aynı hataya düşmeden Büyükşehir Belediyesi bunu çok güzel bir şekilde Konya'da, Antalya'da, Bursa'da, İstanbul'da hangi şehir olursa olsun bu etkinliği gerçekleştirdi ve Palandöke'ni sadece Erzurum'un ara sokağındaki Melahat teyzeye, Hüseyin amcaya değil tüm ülkeye çıkmaya çalıştık. Çok... Peki gelelim niye o öbür dernekler gitmedi? Dernekler niye yok? Gelmeyelim. Dernekler niye gitmedi onu sorduk. Şimdi cevap versinler dernekler. Önümüzdeki hafta bunu tekrar ele alalım ve irdeleyelim. Çünkü konularımız çok, bayağı da yayıyoruz. Ama diye başlayan cümlelere de geçelim.